Merhaba arkadaşlar ben Jacob Yağım. Bugünkü videomda USB aygıtı tanınamadı hatası nasıl çözülür onu göstereceğim. Şu an bende bir USB takılı ve şu an görüyor gördüğünüz gibi şu P olan bir USB. 32 GB 28 GB gözüküyor. Bu bende bu sorun vardı ben bu sorunu çözdüm. Şimdi ne yapacağız ilk başta güç seçenekleri yazacağız sol alta. Seçenekleri yazdığımız zaman güç planı düzende falan çıkıyor. Buradan gelişmiş güç ayarları. Buradakini buraya çekelim ve USB ayarlarına bastım. Buradan da bunu aşağı çekip ayar etkin yazıyor. Bunu devre dışı yapıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Burası açık kalsın. Tekrar USB'yi takıp çıkardığınız zaman burada eğer yoksa bunu tekrar etkin yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ya da burada tekrar devre dışı kalsın. Bir sorun olmaz. Şimdi başka bir yöntem vereceğiz. Power açacağız. Power nasıl açılıyor? Sol alta geliyoruz buraya. Buraya PowerShell yazıyoruz. Ve buraya sağ tıklayıp yönetici çalıştır diyoruz. Direkt yönetici çalıştırmazsak olmayacaktır. Tekrar göstereyim. Buraya gelip power shell yazıyoruz ve unit olarak çalıştırıyoruz. Size böyle mavi bir ekran geliyor. Cmd ile karıştırıyorum. Buraya gelip cmd yazdığım zaman çıkan ekran siyah. Buradaki mavi ekran. Şimdi ne yapacağız? Buraya benim yazdıklarımı yazacağız. Açıklamaya veya yorumlara. Şu an ekranda da kocaman yazıyor zaten. Her türlü bir yere yazacağım. Buraya msdt.exe eksi id id ve sonra device gibice Sonra diag host yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra enter'a bir kere basıyoruz ve bende böyle bir sorun çıkıyor. Size sorun giderme sihirbazı kapalı değilse burada bir USB seçmenizi isteyecek. USB seçtikten sonra ileri 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 deyip bunu yapacak? Devam devam ettikten sonra USB'yi bulacak. USB'yi çıkartıp tekrardan kendi takacak ve uygun bir sürümleri varsa onları güncelleyecek veya başka bir şey varsa o sorunu çözmeye çalışacak bu sihirbaz. Sonra ne yapıyoruz? Burayı halledemedik hala. Buradan baktığınız hala çalışmıyor. Ne yapıyoruz? Win R tuşuna basıyoruz veya buraya gelip çalıştır yazıyoruz. Hiç fark etmez. Disk mgmt.msc yani disk management.msc yazıyoruz ama diskten sonraki management'ın satılmış harfleri var. Buraya gelip tamam diyoruz. Ve sonra bize böyle bir ekran geliyor. Biraz şöyle büyüteyim bunu. Gördüğünüz gibi benim USB'm burada. Şöyle kontrol edebilirsiniz. Buraya basarsınız. Yerel disk C 456 GB. Yani yerel disk C şu oluyor. Yerel disk D, yerel disk e. ikisi aynı disk olduğu için ikiye bölmüştüm. O yüzden birleşik gözüküyor. Buradaki farklı disk sizde eğer görünüyorsa ne yaparsınız? Sağa tıklarsınız. Biçimlendir veya sürücü harfi ve yolu değiştir dersiniz. Biçimlendir derseniz direkt buradaki bütün her şeyi silersiniz ya da baktığınız aile olmuyor. Sürücü harfi yolu değiştirebilirsiniz. Buraya bastığınız zaman B'yi değiştirdiğinizde buradaki sürücü harf, harfin A'ta. Buraya basarsınız mesela. M yaparsınız, tamam dersiniz ve artık bu M olur. Eskiden F idi, şimdi M oldu. Faktörünüz hala çözülmüyor, buraya gelip Aygıt Yöneticisi yazacaksınız. Aygıt Yöneticisine girdikten sonra, şurayı tekrar büyüteyim, bende hepsi bunların biraz küçük. Buradan Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicilere giriyoruz ve buradan USB'deki hepsini güncelleştir diyorsunuz. Bazıları mesela şuradaki AMD'leri değil, Logitech mesela benim kameram, bunu güncelleştirmeyebilirsiniz. Burada bilmediğiniz hepsini güncelleştir diyebilirsiniz. Otomatik olarak tara zaten yüklemez. Buraya gelip otomatik olarak tara zaten yükleme. Bunların hepsini yaptınız hala çalışmıyor. Sizin USB'niz burada. İlk baştaki yerde bunun yerinde yani bir üstünde sarı şekilde ünlemli olabilir. Bunu ne yapacaksınız? Atıklayıp sürücü güncelleştir. Devre dışı bırak. Kaldır deyip bunları çözebilirsiniz. Bunların hepsini yaptıktan sonra mesela güncelleştirdiniz. USB çıkartıp takıp yeniden deneyin. Devre dışı bırak deyip çıkar takıp tekrar deneyin. Kaldır deyip çıkar takıp tekrar deneyin. Dolayısıyla beşgeni tara deyip buradan tekrar buraya bakabilirsiniz. Ben bu sorunu Disk Management'taki biçimlendir kısmıyla çözdüm. Sizde herhangi bir yöntemle çözülüyor olabilir sorunu. Neyse öyle çözmeniz gerekiyor. Evet benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.